Selamünaleyküm abi arkadaşlar şeye. Kapıya. Otuzuncu sene yapmaktan mutluyuz tabii. 30 senedir bir şey yapmak kolay değildir. Bu bir kültür. Bursa açısından çok önemli. Burada 7 ülkemiz var. Türkiye dahil 6 ülke. Artı bir Türkiye 7 ülke. 2019 EYOF, 2022 Olimpiyatlar, 2026 Türkiye'yi almayı düşündüğümüz olimpiyat hedefleri çerçevesinde bu gençlerimiz çok önemli bizim için. Bunlar bizim çekirdeğimiz. Onun için bu yarışa çok önem verdik. Arkadaşlarımız da sağ olsun çok güzel bir organizasyon yaptılar. Bugün biraz doğa koşulları bizi zorladı ama yine de yarışı yapmayı başardık. Hepimiz için çok önemli olan şey, gelen takımların direktörleri bana yukarıda çok teşekkür ettiler. Yani Türkiye'de böyle bir organizasyon, çok iyi ev sahipliği yaptınız, size çok teşekkür ediyoruz dediler. Bunu duymak da bizim için çok sevindirici. Bir tane hedefimiz var. Çocuklarımızı dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu yapmak. Artık Türkiye hedeflerini değiştirdi. Türkiye şampiyonu olmak mutlaka ki önemli bir başarıdır ama biz esas başarının uluslararası başarı olduğuna inanıyoruz. Onun için böyle bir uluslararası yarışmada başarı elde etmek bizim sporcularımız için ana hedef olacak. Artık Avrupa Kupası yapan bir Türkiye var. Artık dünya şampiyonası yapan bir Türkiye var. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Hedeflerimiz, ufuklarımız çok farklı. Gerek okullarımızla, kulüplerimizle, antrenörlerimizle bütünleşmiş. Birbiriyle uğraşan değil, sporla uğraşan. Hedefleri uluslararası başarılar olan yepyeni bir kış sporları sistemini Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu gençlerimizle şöyle baktığım zaman 2019 EYOF'ta, 2022'de kış olimpiyatlarında ve inşallah 2026 Türkiye'ye almak istediğimiz kış olimpiyatlarında yarışacak olan nesil bunlar. Başkanım. Congratulations. Rolini from Georgia. Thank you.